günaydın diyeceğim olmayacak. Saatler çünkü 18.42'yi gösteriyor. Ne oldu ya? Neden benim ağzımdan öyle bir şey çıktı acaba? Sabah yürüyoruz birkaç gündür ya. Öyle mi giriş yapıyorduk acaba? Neyse. Her gündüz, ha akşam fark etmez. Şimdi hemen muhabbete başlayalım. Boş muhabbetler videomuza hoş geldiniz dostlar. Step'imde aslında yürüyüşümü bitirdim. Bugün iki parça yürüdüm. Sabah ve akşam olmak üzere. Enerjimiz 16'ya çıkmış. Bir ayakkabı daha alsam Ankam'ın enerjimiz 20 oluyor dostlar. Çünkü 12 ayakkabı oluyor. 8 tane de Ankam'ın oluyor. 20 oluyor, tamam. Hani çok şey değilim. Aceleci değilim. Çünkü enerjiyi harcayamıyorum. Bayağı bir zaman yapıyor ya. O yüzden bakalım alabiliriz. Elimize şöyle az köşeden kıyıdan bir küçük para geçince bunu 20 yapacağız, tamam. İleri geri derken 20'ye dayadınız dostlar beni. Abi bizim 13 var. Abi benim 15 var. Abi senin niye 20 yok falan dediniz. Tamam ulans dedik. Takipçilerimiz istiyorsa 20 yaparız dedik. Ha, bizim için çok bir şey değişir mi? Yani yürüyemeyebiliriz ama önemli değil. Hani bu ileriye doğru bir yatırım. Olur da GMT çok artarsa 20'ye yakın bir GMT alırız günlük. O da 1 dolar desen 20 dolar. Hep böyle hesaplarken de ne güzel oluyor ya. 1 dolar desen falan. Şu an piyasa aşağı gidiyor. Güzel, sorun değil. Bir şey yapmıştım, gem birleştirme yapmıştım. Onu izlemişsinizdir herhalde. Comfort gem. 3 tane mi 4 tane mi arka arkaya yaptım. Hepsi de olumsuz. Bunun daha baba versiyonu vardı. 12 tane mi ne arka arkaya comfort gem birleştirdim. Ve başarısız olmuştu dostlar. O videoyu izlediniz mi ya? İzlemediyseniz şöyle bir YouTube'da kısa bir aramayla bulabilirsiniz. Şöyle bir tecrübe oluştu ya da benim kafamda bir şey oluştu artık yani. Arka arkaya yapma kardeşim. Arka arkaya olmuyor bu iş gibi bir olasılığa dönüştü. Yani öyle, çünkü birkaç kere denememizde hep bu sonucu aldık. Böyle tek tük denememizde ise başarılı oluyordu. Hadi o zaman bir deneyelim. Şimdi yine başarısız oluyormuş. Ne deneyeceğiz kardeşim? Paramız kalmadı, bir şeyimiz kalmadı. Yukarıda 229 GST'miz varmış. Upgrade'e gelelim. Neyimiz var? En fazla hangisi varsa onlardan. Anam 8 tane kalmış bizim şeyimiz. Bir luck'la başlayalım mı? Rainbow'u bir açalım ya. Rainbow'u açalım. Bakarsınız. Rainbow düşürürüz. Tabii başarılı ya. Bir daha başarısız bir deneme yapsak. Luck değil de başka bir şey yapalım. Efficiency'miz level 2 bayağı olmuş ya. Ulan hayvan herif. O kadar arka arkaya olumsuz verdin. Comfort'larda verdiğinin acısını çıkartıyorsun değil mi burada? Yok artık. Yani gördüğünüz gibi olumsuz çıksın, comfort yapayım diye düşünüyordum ama hani arka arkaya olmaz gibi. Güzel. Bir tane daha olumsuz istiyorum senden. Çünkü bir tane comfort istiyorum. Paramız mı kalmadı? Vay arkadaş ya. Tam yapacaktık, paramız kalmadı. Neyse. Birkaç tane başarılı yaptık. Level 2'ler falan da bir işe yaramıyor ki kardeşim ya. 2'leri 3 yapsak acaba daha riskli olur. 100 GST harcayacağız. Bir de level 2'leri harcayacağız. Bu sefer arka arkaya olumsuz olursa bir şey yapamayız. Neyse, olasılıklar gördüğünüz gibi dostlar ama arka arkaya yapmanızı tavsiye etmiyorum. Başka step'imde ne var? 20 enerji olursak, bir de köprüleme yaparsak, o bir tane ayakkabımızın luck puanı iyi gibiydi. Ama onun için de gem almak lazım. Bir arkadaşımız da demiş, abi HP yıpranması çok olur demiş. Yani güzel bir kutu düşerse, level 6 kutular, pardon 7'ler 7 düşebilir gibi o ayakkabıya baktım. Zaten kaç tane, 10 tane mi ne level 1 veriyor, 6 tane level 2 veriyor falan, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane de olabilir. Neyse, yani o yürüyüşü bir yaparız ya, bir bakalım. Ama gem almak lazım, level 4 gem luck soketi, luck gemi almak lazım. Bir konuşamadım be kardeşim, üf. Neyse, anladınız siz. Level 5'lerle gidiyoruz şimdilik ya. Hiçbir şey takmadan da sanırım 20 enerjiyle bu ayakkabıya bir bakmam lazım. Belki de 6 düşürebilir veya 25'li. Evet, çık ulan hayatımızdan diyoruz. Stepney hayvancı. Superwalk yine bugün bir etkinlik başlattı dostlar. Bugün mü başlattı ya? Ben size tweetini attım. Tercüme de ettim. Zaten anlaşılıyor az çok ama. Twitter'dan, Telegram'dan takip edin dostlar. Bakın Superwalk sürekli şey yapıyor. Etkinlik yapıyor. Twitter'dan göstereyim ya. Bir tane ayakkabı kazanma şansınız bayağı yüksek. Ben kazanırsam da bu etkinliklerden, söylüyorum zaten, eğer göndereceksem göndereceğim yani bunlardan, tamam. Nerede o? Ya bu onaylı olduktan sonra saçma sapan oldu ya. Nereden aldık kardeşim bu onaylanmış hesap muhabbetine? Nereden girdik biz ya? Hiçbir numarası da yok, bir getirisi yok, bir şey yok. Neyse, şu alıntıladığım tweet'i
Dostlar ben Türkçe'ye çevirmek için alıntılıyorum. Benim attığım tweet'i yanıtlamayacaksınız veya onunla ilgili bir etkinlik yapmayacaksınız. Benim alıntıladığım tweet'i, ben orada Türkçe anlaşılsın diye açıklıyorum o tweet'i ve sizinle onu paylaşıyorum. Bu tweet'i işte beğenip, retweet edip, hesapları takip edip, yanıtlayıp, hatta alıntılayıp, 3 kişiyi etiketleyip katılıyorsunuz. 10 kişi az değil. Umarım sizlerden birisine çıkar. Tamam. Bu çekilişe katılmayı unutmayın. Artı bizim çekilişimiz ne zaman kardeşim? Ayın 23'ü geldi. 2 gün sonra bizim çekilişimiz de var. Ayın 25'inde. Ne zaman? Bugün salı, çarşamba, perşembe. Perşembe günü çekilişimizi yapacağız. Bir arkadaşımıza ayakkabıyı canlı canlı göndereceğiz. Hadi bakalım. Katılmayı unutmayın. Orada tweetten bulabilirsiniz. Telegram'daki tweetlere bir göz atın. Çekilişe Twitter'dan katılacaksınız. Onu bir verdikten sonra hemen yeni bir çekiliş daha. Bir ayakkabı daha. Super Walk'un yaptığı etkinliklerden de bir ayakkabı kazanırsanız. Oo, süper. Hadi bakalım. Burada ben kişisel olarak ben kazanayım modunda değilim. Bizim takipçilerden birisi kazansın. Sevineceğiz yani, tamam mı? Belki ileride ekipten de ayakkabı isteyebiliriz. Bu neymiş kardeşim? Game upgrade videomuz. Bu ne? Mintleme yapıyorum. Mintleme kurtarıyor. Tabii bir hesaplamak lazım. Siz yapmadan önce bir hesaplayın. Gen 3, gen 4 onları pardon. Maliyet hesabı falan anlattığım videolar var. Bir bakın. En azından işte swaplama yaparken kesintiden kaçmış olursunuz. Ayrıca mintleme görevlerinden hem nadir, daha nadir bir eleman ayakkabı çıkartabilirsiniz. Hem de title için mintleme görevlerini yapmış olursunuz. O yüzden yapmanızı tavsiye ederim. Falan filan şu Telegram geç bunu. Twitter'dan da günlük yürüyüşlerimi, kazançlarımı, etkinlikleri atıyorum dostlar. Takip ederseniz, bildirimleri de açarsanız çok öyle goy goy muhabbet, güncel sohbet falan yok. Sadece konuyla ilgili tweetler önünüze düşer, tamam. Evet, bu da böyle böyle bir şeyler. Tamam. Superlock'ta başka ne var? Bizim ne kadar enerjimiz varmış? 22. Bir tane de Epic satılıkta. Normalde hepsi full elimde olsa 24 enerji olur. Çarpı 5 dakika. Bize fazla gelir. O yüzden bazen satılığa koyuyorum. Bazen yürüyebildiğim kadar yürüyorum. Ama mesela hafta sonu vaktim oluyor. Akşam, sabah veya o gün içinde müsaitsem 2'ye 3'e böldüğün zaman aslında 24 yürünebilir bir enerji. Daha da arttırılabilir. Ayakkabı güçlendirilebilir. Bazı özellikler var. Onları anlattığımız videolar var. Ama şu an bu ayarda gidiyoruz bakalım. Tamam. Sen de çık. Ha, bunun bir de şey etkinliği var. Ona da katılmayı unutmayın dostlar. Her gün yürüyüşümü paylaşıyoruz. Hashtagleri ekliyoruz. Oradan da bir ödül alırsak yine bir şeyler yaparız. Tamam. Sizler de katılın. Umarım sizlerden birine çıkar. Böyle Superwalk ile ilgili falan etkileşimli bir şey paylaşırsanız beni de etiketleyin. Beğenelim. Çekim yaparken, çekiliş yaparken falan bunlar önemseniyor. Adam beğenmiş, işte şey yapmış, gönderi yapmış. Etkileşime girmiş yani tweet. Bunlar hesaplanıyor. O yüzden kazanma şansınız artabilir. Böyle paylaştığınız şeylere ben de ekleyebilirsiniz. Etiketleyebilirsiniz. Süper Walk tamam, başka. Vulcan'ın bir oyunu çıktı. Yani bir video yapabilir. Kısa bir video ile onu anlatalım. Şimdi burada uzatmayalım onu. Çok biliyorsunuz benim sevmediğim oyunlar bunlar. İşte reklam izletmeye yönelik ufak tefek basit oyunlar, bir mantığı yok, bir şey yok. Ama bir kısa videosunu yaparız onun, tamam. Rankımız 9'a düşmüş kardeş, hayırdır, neyimiz eksik? Bakalım. Girmiyoruz ki doğru düzgün uygulamaya. Ha, PvP'lerde 20 yapman gerekirdi, günlük 18 yapmışsın diyor. Ortalama 15 gününü topluyor, bölüyor. Önemli değil, hallederiz. Zaten şu an Catlet'e göndermiyorum. Çarkı bile çevirmiyorum ya. Vulcan biraz gözümüzden düştüm kardeş. Koskoca ambassadoring olsam da Super Vulcan da ambassadoruyuz dostlar. Reklamlar. Ne bileyim ya. Bugünlerde pek şeyim yok. Bir güncellemeler gelecek yani. Bir gelsin bakalım. En sevmediğim noktası da şu. Şu oyun mesela. Vulcan Catalytic Blast. Ne gerek var be kardeşim? Senin hayvan gibi oyunun var. Altyapısı, dinamiği, matematiği. Buna ne gerek var yani? Neyse, bunu ayrıca kısaca anlatacağımız kısa bir video yaparız. Vulcan'da başka bir şey yok. Bir gelişme yok. Orada paramız duruyor. Piyasa düşmüş bayağı. Buradaki paramız 120 dolar falan yapıyordu. Gittikçe azalıyor. Tabi biraz daha harcadık falan. Vulcan değeri normaldir. Hepsi düştüğü için düşmesi normal ama zaten de biraz kötü gidiyordu. Tamam be kardeşim, çık hayatımızdan diyor. Sen de çık ulan hayvan herif diyoruz. Ve piyasalarda bakıp bugünü özetleyelim, bitirin. Piyasa kötü gidiyor. Eskiden böyle bir harekette altımıza kaçırırdık. Çünkü yüksek kalkulaşlı işlemler yapıyorduk. Çok para kazanacağımızı sanıyorduk.
Böyle bakıp bakıp duruyorduk. Oo, kırmızılar geldikçe geldikçe böyle likidasyon noktamıza geldikçe strese giriyorduk. Şimdi ise açıp grafiklere bile bakmıyoruz. Demek ki profesyonelleştik, işi öğrendik. Tabii ki diyeceksiniz ki abi spottasın ama şeyin düşüyor yani. Bütçen azalıyor. Stop koysan olmaz mıydı falan. Olmazdı dostlar. Benim görüşüm şu şekilde. Koyarsın tamam işte mesela Solana diyelim. Ha, kaç şu an? 82. 100'e stop koydun mesela, 130'lara kadar gitti ya. Tamam, 100'de koydun stopu, şimdi 82'desin. Ne zaman alacaksın şimdi bunu? Strese giriyorsun. Yani hayat kalitenizi bu çok azaltır. Nereden alacağını bilemezsin. Tam alacağın noktaya girersin, biraz üstünden döner. Satış emri verirsin, satılmaz falan. Bu insanı çok yorar. Profesyonel day trader dedikleri, hani günlük böyle al sat yapan, böyle bu işin uzmanı değilseniz, bütün işiniz bu değilse, ki ben öyle olmasını bile tavsiye etmem. Profesyonellik de fayda etmez yani, öyle bir strese sokar ki insanı. O yüzden en iyisi, aldım mı? Tamam aldım abi. Ha, bir satış noktası belirlediysen güzel. Yok abi ben buna güveniyorum, uzun sene, belki de 3-5 sene ben bunu satmam diyorsan, genelde kazandıran yöntem bu. Ama bir tanesinde sıkıntı olabilir. O yüzden sepet yapıp güvendiklerinden, ki sepet videomuz vardı, onu da izlemediyseniz bir göz atabilirsiniz. Şunlar bizim sepetimiz. Ortalığın kıpkırmızı olması, kan gölü olması sizi korkutmasın. Mesela Solana 80'miş. Biz 10'dan aldık. 13'ten, 15'ten, 20'den aldık. Yani 80 olsa ne olur, 100 olsa ne olur. 2 kere %10 yaptığımız zaten 100'e doğru gelir. Tamam. Şöyle biz en azından oyun tokenlerimize hızlıca bir bak verelim. GST 11, Aura 79. Aura'nın bir staking olayımız vardı. Onu bir video yapsak fena olmaz ya. Belki yatırım yapan olduysa, abi ne oldu o işler diye düşünebilir. O yüzden bir staking'in videosunu önümüzdeki günlerde yaparız. Oraya ne kadar yatırmıştık ben de hatırlamıyorum, bakarız. Vulcan 56. Yine eski günlerdeki gibi aşağı doğru gidiyor. Aferin sana. Onu neye tıkladık ya. Başka Clay 18'lerde. Clay fazla salmıyor. Çok böyle ekstrem hareketleri yok ama Bitcoin fırsat verdiği zaman da yukarıya gitmeye hevesli olduğunu düşünüyorum. YMT 25'e inmiş. Daha dün 30'ken 25'e inmiş. Bir şey değil. Şurada ekstrem bir hareket. Bitcoin 40'ın altına inmiş. Normal be kardeşim. Daha dün 20'leri 25'leri konuşuyorduk. 40, 50, 60'a doğru sürekli gidemez yani, değil mi? Bir yerden bir soluklanması lazım. Bence az bile. Ben olsam 30'a 25'e doğru böyle bir sıçırtırdım aşağı doğru. Böyle yukarıya doğru sürekli kazanmak yok. Tamam. Başka çok ekstrem bir hareket yok buralarda. Ethereum 2200'lere inmiş. BNB 296'larda. Tamam. Dolar kaç kardeşim? Sen bize dolardan haber ver. 30.70. Şu seçim muhabbeti bir geçseydi kardeşim. Şu dolar da yükseliyor mu? Alçalıyor mu? Yerinde mi kalıyor? 35 diyorlar. 40 diyorlar kardeşim. Bakalım. Ne olacak göreceğiz. Şurada bir çamurlu bölge var. Hemen atlayayım şurayı. Tamam. Sterlin 38 küsürlerde. Altın 2020'lerde. İstanbul borsası da beklenen yükselişe bir türlü gelemedi. Herhalde eğer seçimden sonra döviz yükselirse, borsa çok ucuz kalırsa, orada da böyle bir kıpırdanma olabilir ama TL'nin değer kaybı karşısında o kıpırdanma da aslında çok bir kıpırdanma olmuyor. Kendini olduğu yerde tutmaya çalışmak oluyor. Neyse, bakarız duruma göre ya. Borsadan birazcık soğuduk. Zaten çok da sevdiğim bir yer değildi. Azıcık böyle şeylerden, halka arzlardan falan aldık ya. Benim sepet şey gibi, çöplük gibi, her şey vardır ufak tefek. Bakarız, fırsat olursa yeniden gireriz. Olaylara bakış açımız bu. Hiçbir şeyi %100 benimsemeyeceğiz. Ama tabii kripto bizim için ayrı bir yerde. Her zaman gözümüz kriptoda. Evet dostlar, bugünü bir özet geçmiş olduk. 1-2 gündür video yapamamıştık. Çekilişlere katılın. Bir tane Twitter hesabınız olsun. Aktif olarak kullanın Twitter'ı. Eğer buradan bir şey kazanırım falan mantığındaysanız, bu işi ciddiye alıyorsanız Twitter'ı aktif kullanıp çekilişlere katılın. Resim koyun, açıklama yazısı yazın, etkileşim yapın, beğeni yapın, yorum yazın ve kazanma olasılığınızı bu şekilde arttırın bakalım. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz.